Hepiniz hoş geldiniz. Adım Nurhan Erden. Ben de Germiyan köyünden geliyorum, Çeşme, İzmir. İnşallah uçan arabalar bizim İzmir'imize de gelir, Eray Bey. Jetgilleri hatırladım sizin bu projeyle. Benim değişimim de işte köyüme yaptığım bir çizimlerle başladı. Yıl 2014. Biz hazırlanıyoruz şey yapmak için, köyümüzü tanıtmak için. Ne yaparız? Köyde kafeler yapalım dedik. Şimdi bizim köyün içinden yol geçiyor. Ama ben bunu artık düzelttim. Bütün her şehirde, köyde, kasabada yollar geçiyor da. Gittiği yer önemli. Şimdi bizim köyün içinden yol geçiyor ama biz hiçbir faydalanamıyoruz. Trafik çok, gürültü çok. Ne yaparız? Köye dedik kafeler yapalım da insanları köye sokalım. Onun için ne yapalım? Ya biz Hoca Nasrettin'lik Türklerin genelinde var ya. Önce tabelaları yazdık, astık. Bizim artık köyümüzün kafeleri var. Biz kafelerle çıktık bu yola. Kafeler yapacağız diye. Ondan sonra dedim ki ben arkadaşlara hamsan bir tarzımız olsun dedik. Ahşap sandalyeler, masalar olsun. Ondan sonra böyle devam edeceğiz. Önce tabelaları yazdık, astık. Hoca Nasrettin hani evinin kapısı yok da ama duvarı yok, kapısı ve kilidi var. Aynı bizimkisi de. Bizim hiçbir şeyimiz yok ama artık tabelaları yazdık, astık ya bizim artık kafelerimiz var. Ondan sonra ben sandalye boyayacağım diye çıktım. Sandalyeler geldi, başladım boyamaya. İlk birkaç tane sandalye boyadım, bana dediler ki aynı at arabası gibi oldu. Bunu mu yapacaktı? Bayağı bir üzüldüm, sıkıldım, moralim bozuldu, modum düştü ama tabii ben şimdi kendime hep köyün delisi diyorum. Biraz deli olmak güzel bir şey. Siz bunları beğenmediniz dedim ama düşünün Hindistan'ı, Pakistan'a insanlar işte bu resimli kamyonları, otobüsleri görmeye gidiyor. Bu bir sektör artık dedim. Siz onları beğenmediniz mi? Bana şöyle bir çaktı. O zaman ben dedim duvarlara geçiyorum, köyü boyayacağım. Sizce ne demişlerdir? Burası benim köyüm olduğu halde, İzmir'in bir köyü olduğu halde, işte bayağı bilinen, tanınan bir yer olduğu halde ama eğitim yüksek, seviyesi yüksek olduğu halde ne dedikleri? Bellidir, 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyorsunuzdur. Ne işin var, sen deli misin? Vallahi dedim ben TSL deliyim. Ben bu işi yapacağım, göreceksiniz köy tanınacak. Tabii ilk önce insanlar bazı şeyleri hayal edemiyor. Her neyse, bir sürü deli meli lafı arasında ben başladım köyün duvarlarını boyamaya. Birkaç bir şeyler oldu. İşte sen kendin bunları adadın da ne yapıyorsun da köyü bulamaca çevirdin de hiçbir işin mi yok da falan derken ben köyü başladım boyamaya. Yıl 2016. Şeye hazırlanıyoruz. Bizim festivalimiz var, Germiyan Festivali. Ona hazırlanıyoruz. Ne yapacağız derken bana dedi dokunmuyorsunuz. Ben şu arkada gördüğünüz bay bayan kuşu boyuyorum. Ondan sonra bir tane toplantıya beni de çağırlar. Dedim bana dokunmuyoruz. Ben şu bay bayan kuşu tamamlayacağım. Ondan sonra dedim gelip insanlar önünde resim çekilecek. Her neyse onu çizerken resmimi çekiyorlar. Bir tanesi diyor ki Nurhan abla resmini çekebilir miyim? Çek dedim. Bir tanesi dedi ki ben salak mıyım dedi. Ben de çekeceğim. İyi o da çekti. Çek dedim. O çekti resmi. Kız kendi sayfasına yayınlıyor. Aslı Albayrak diye birisi. Onun resmini 1000 kişi beğeniyor. Sonra o resmi 5000 kişi beğeniyor. O resmi Cezmi Kalorifer sayfasında yayınlıyor. Bir gecede 5000 kişi beğeniyor. 86 bin kişi tıklıyor. Günün fenomeni bütün Türkiye'de ben. 86 bin kişi tıklayınca bu sefer şey başlıyor. Halamın torunları geldi bana diyor ki Nurhan abla efendim seni Cezmi Kalorifer yayınlamış. Hani Zeki Alasya, Metin Akpınar filmi var ya. Ben de hiç bilgisayar yok. Bilgisayardan hiç anlamam. İnternetten hiç anlamam. Bana gösteriyorlar 32 bin, 34 bin, 36 bin. Benim takıldığım tek şey şu. Yahu diyorum kalorifer soyad mı olurmuş? Ondan sonra her neyse bizim kalorifer soyadlı adamın sayesinde biz, yani ben diyorum ki sosyal medyanın azizliğine uğradık ama iyi anlamda uğradık. O sayede ne oldu? Biz gecede 86 bin kişi tıklayınca bu sefer ulusal basın. Haydi bakalım hücum ilk Habertürk arıyor. Nurhan Hanım siz misiniz? Benim. İşte çekime geleceğiz, gelebilir miyiz? Gel. Arkasından İhlas Haber Ajansı aradı. Nurhan Hanım siz misiniz? Evet benim. Çekime geleceğiz, gelebilir miyiz? Ona da gel. Arkasından Doğan Haber Ajansı hiç haber vermeden biri kabere yatıyor, biri mikrofonu. Siz nereden çıktınız? Biz de geldik. Hadi siz de gelin. Ben onlara bir günde röportaj verdim. Ekim ayının başından ortasına kadar 2016 yılında bütün ülkede fenomeniz. Çobanlıktan ressamlığa, işte çiftçilikten ressamlığa derken o gün bugündür bu işleri yapıyoruz. Düşünün ben TEDx'ten arıyorlar. Birkaç gün geçti 2016'da.
Nurhan Hanım seni TEDx'e çağırıyoruz. Yavrum dedi, bak senin konuşman bana nasıl geliyor biliyor musun? Almanca, Fransızca, İngilizce gibi bile değil. Uzaydan birisi konuşuyor gibi. Ben dedim TEDx'in adını duymadım. Ne konuşacağımı da bilmem, ne yapacağım. Sen bana şunu dedi, Türkçe bir açılımını yap. Ya abla geleceksin dedi, Nurhan Hanım dedi, pardon. Geleceksin, ne yaptığını anlatacaksın dedim. Ben dedim sorun değil. Ben konuşmaya başladım, susturmaya para isterim. Şimdi bak buraya da ben hiç hazırlanmadan geldim. Vallahi size doğaçlama konuşuyorum. Ondan sonra o gün bugündür konuşuyoruz. Şimdi benim bu, işte diyorum ya, köyün delisi olmak güzel bir şey. Deli olduğum için artık fazla da bulaşmıyorlar. Ne oldu? Çok güzel bir şey oldu. Benim köyüm tur kapsamına girdi. Şu an Alaçatı'ya, Çeşme'ye gitmek için gelen insanlar zaman ayırıyor. Artık benim köyüme giriyor. 15 dakika, 20 dakika, bazen yarım saat. Ne oldu? Ama bu nedir? Bence sanatın gücü. Sanat evrensel bir dil. Bana diyorlar ki neden hep çiçek? Neden dedim hep çiçek? Çünkü çiçek evrensel bir dil. Kadınlarımız var burada, ev hanımlarımız, işte annelerimiz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz de. Ne yapar? Evini temizlediği zaman veya bir şey güzel yaptığı zaman ne der? Oh, mis gibi oldu, çiçek gibi oldu demez mi? Çiçek evrensel bir dil. Ve çiçek benim için hayatta en güzel şeylerden bir tanesi. Ben herkese de diyorum, aile çok önemli bir olay. Ailenin güzel olması çok önemli bir olay. Şimdi çiçek toplar getirdi benim babam, Allah rahmet eylesin. Anneme verirken dedi ki, hanım, karısını seven adam karısına çiçek verir, buyur hanım. Biz böyle bir ailede büyüdüğümüz için bizim için çiçek çok önemli. Ve çiçeğin birleştirici, onur edici olduğuna da inanıyorum. Şimdi bu sayede dedim ya, tur kapsamına girdi. Şimdi bana genç çocuklar geliyorlar. Öğrencileri alıp getiriyorlar benimle tanıştırmaya. İşte dediniz ya biraz önce, değişimin bir parçası olmak. İşte biz de onlara örnek olarak gösteriyorlar. Çocuklar geliyor, çocuklara diyorum ki, bakın çocuklar, yani hocalar da var burada ama kızmayın. Biraz ben abi yani konuşmayı da seviyorum. Küfür değil ama. Çocuklara diyorum ki, bakın çocuklar, gittiğiniz yerde ağzınızı ayrı ayrı gezmeyin. Etrafınıza güzel bakın. Etrafınızdan ders alın. Bir gittiğiniz yerde oranın mimarisi, oranın bitki örtüsü, insanların giyim kuşamı, yemesi içmesi. Onlar size diyor mutlaka orası hakkında bilgi verecektir. Biraz diyorum ya, hani abi hani konuşuyorum ama çocuklar çok böyle almak zamanında. Hayat zaten, ben bunu kaç gündür de söylüyorum. Hayat giriş, gelişme, sonuç değil mi? Onlar tam giriş zamanında. Şimdi bak, bu etkinliği hazırlayan çocuklara da bakayım. O kadar güzel heyecanları var. O kadar güzel motive olmuşlar ki böyle pırpır ediyorlar. Ha, onlara örnek olmamız lazım. Yani benim yaptığım şey belki çok çok önemli bir şey değil ama ne oldu? İşte diyorum ya, bu sayede benim Meksika'dan insanlar geliyor ziyarete. Amerika'dan, Almanya'dan, Fransa'dan, yurt içinden. Bazen diyor ki adam, ay ben Ankara'dan geldim diyor. Vallahi millet Almanya'dan geliyor diyorum. Sen Ankara'dan gelmek çok bir iş değil. Değişim için ilk önce biz kendimiz belki de değişeceğiz. Değişim yapabilmek, insanlara ilham olabilmek, insanlara bir şey verebilmek için insanlara önce vermeyi bilecek. Çünkü benim çocukluk hayalim diye, çocukken hani herkesin vardır bir hayalleri. Ben mutlaka üniversite okuyacağım, mutlaka ben bu köyü tanıtacağım diye çıktım. Allah'a çok şükür onlar da kısmet oldu. Yani çocuklara hep anlattığım şu. Ne olursunuz çocuklar diyorum, hayalleriniz olsun ve o hayallerin peşinden gitmeye çalışın. Yoksa yani hani hayalleri olmayan insanların gelecekte de söz sahibi olmaları çok da yani olacak bir şey değil bence. Hayalleri olmalı, o hayaller üstünde de çalışın. Çalışmadan da hiçbir şey yok. Çalışacaksın, çalışacaksın, çalışacaksın. Yani bana diyorlar ki nereden aklına gel? Vallahi dedim, aklıma gelmedi, o biraz tesadüf oldu ama. Bana diyorlar eğitim mi aldım? Yok, ben halıcılıktan mezunum. Ama çiziyordum. Gün bir gün evdeyim, köydeyim. Masanın başına taş çiziyorum. Bir kadın geldi. Ay bunları yapanı tanıyor musunuz dedi. Vallahi dedim ben oluyorum. Ay şöyle bir baktı kadın. Sen misin? Benim dedim, ne var, beğenemedin mi? Yok beğenemedim dedi. Ben zannettim ki dedi İstanbul'dan birileri geldi çizdi. Ha tabii dedim, haklısın. Bir tek İstanbul'daki insanların eli fırça ve kalem tutuyor. Vallahi dedim ben de becerebiliyorum bak bu işleri. Ondan sonra sen dedim şimdi sana göre ne ressam? Şimdi insanlarda hala öyle kalıplar var ki şey diyor. Yani onlar çizmiş diye düşünüyor. Madem burada olduğunu bilmediğin bir şeyse niye köydeki birisine soruyorsun değil mi bunu? Ondan sonra vallahi dedim bak şimdi senin kafandaki ressam şu. Saçının yarısı,
mor, turuncu, pembe olacak. İşte eteğinin bir yerde biri gökte olacak. İşte ya kolunda ya boynunda dedim fular olacak. Ondan sonra entel dantel olacak dedim. O ressam. Ama Allah dedim ben daha entel dantelim. Hem şalvarım var dedim hem başörtüm var. Ya böyle ilginç şeyler oluyor. Sonra üniversitelerden geliyorlar bazen bilmem ne üniversitesinden. Hepsi kelli falli adam akademisyenler şöyle bir yayılıyorlar. Otur bakalım Nurhan Hanım bunu nasıl yaptın? Bir başladın anlat bakalım anlatayım. Ya çok ilginç insanlar görüyorsun. Şöyle bir yayılıyorlar. Ondan sonra oturuyoruz, konuşuyoruz, konuşuyoruz. Başlıyorlar düzelmeye. Başlıyorlar en son şöyle. Nurhan Hanım, ah diyorum şimdi kıvama geldiniz. Hala insanlar bugün de bile düşünün atomu parçalamaktan daha zormuş ön yargıları parçalamak ya. Hala daha hani işte kıyafetinden dolayı seni ya baştan bir kere damgalıyorlar. Aptalsın gibi, şey bilmiyorsun gibi. Ama çok güzel, diyorum ya çok güzel şeyler yaşıyoruz. Böyle düşünün benim makamına çıkamayacağım insanlar benimle tanışmak için geliyor. Düşünün ta daha bu işte sosyal medyanın azizliğine uğramadan bile düşünün İmren Aykut benim resimlerimi görmüş, nereden gördüyse geldi benimle tanışmaya. Düşünsene köyde yaptın küçücük bir hareket sonucu bir bakanlık yapmış birisinin seni ziyarete gelmesi. Veya işte bazen geliyor soruyorum ben biraz meraklıyım da çok da konuşurum. Nereden geldiniz diyorum adam diyor ki ben Oxford'da ya doçentim diyor. Bak çocuğum dedim nasıl verdiler sana orayı? Vallahi abla diyor 3 gün masadan kalkmadan ders çalıştım. Onun için diyorum ya çalışacaksın. Yani şey hedefin olacak hedefin. Çalışacaksın bir şeyler yapacaksın bir şeyler üreteceksin. İşte buralara gelmek için de hani böyle geçenlerde bir şeye çağırdılar. Biraz benim diyorum ya dilimin ayarı yok. Çocuklar falan çok ilgi çekiyor, ilgilerini çekiyor. Görsel şey, hafıza insanların çok kuvvetli ya. Şeyi çağırdılar, ne o? Hayal Gücü Derneği'ne çağırdılar, oralara gittim. Yani düşünsene 8, 12, 18 yaş arasındaki insanların, çocukların dikkatini çekmek. Çünkü benim yaşım artık belli, 5'in üstündeyim ben. Hani giriş gelişme dedim ya, biz sonuca doğru gidenlerdeniz. Bu insanlara ilham olmak, buralarda gelip konuşmak, bir tanesini bile hayatta dokunabilsek bu o kadar kıymetli ki çocuklarınızı sakın sen yapamazsın. Bizim ailelerimizin en büyük hatalarından biri. Sen çocuğum yapamazsın. Niye yapamazsın? Bir kere yapamazsa, iki kere yapamazsa üçüncü de yapacak zaten. Hani şey, önlerine, hayallerine, heveslerine, ilgilerine böyle şey, ket vurmayın. Onları böyle engellemeyin. Daha böyle ellerinden tutup gitmek istedikleri yerlere getirmeye çalışın. Biraz önce Rabia'nın dediği gibi işte toplumsal baskı, direkt aile baskısı olmasa bile toplumsal baskı zaten çok fazla. Bilmiyorum ya hani çocuklara lütfen öğretmenler olarak, veliler olarak, aileler olarak, toplum olarak saygı duyalım. Çünkü bizim geleceğimiz onlar. Ve şu an benim en çok üzüldüğüm şeylerden bir tanesi. Ay okuyacağım de mutlaka yurt dışına gideceğim. Ya yurt dışına gideceğiniz de size böyle kırmızı halılar falan sermiyorlar. Neden Türkiye'deki en akıllı kişileri alıp götürüyorlar? Biz kültürümüzden, toplumumuzun bilgilerinden çok çok uzaklaştık. Kendimize saygı duymayı, toplumumuza saygı duymayı, geçmişimize saygı duymayı öğreneceğiz bana göre. En önemli, en öncelikli gündemimizin olması gereken bu. Dünyaya medeniyet diyorum. Biz Türkler öğrettik. Şimdi böyle hiçbir şey bilmeyenmişiz gibi davranılıyor. Ben bu konuda çok üzülüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık.